Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün elimde Samsung A30 modeli bir telefonumuz var. Telefonumuzun gördüğünüz gibi ekranı bir hayli çatlamış, kırılmış. Şimdi ben öncelikle bu telefonun ekranı mı değişmesi gerekiyor, camı mı değişmesi gerekiyor? Bundan başlamak istiyorum. Telefonu ben öncelikle ekranını değiştirmek için bir tuş kilidini açmam gerekiyor. Hemen kilit şeyine bakıyorum. 4868 hemen parolamızı giriyorum. Ve daha sonra burada bana menü açıldı. Hemen arama tuşuna gelip şuradan ben bir iPhone kullanıcısı olarak biraz karıştırıyorum tabii. Yıldız kare, 0 yıldız kare yapıyorum. Ve telefonum direkt bir açılır menüye giriyor. Bu menüde ben ekranımın sağlam olup olmadığını test etmek, kontrol etmek istiyorum. Ve touch bölümüne geliyorum. Yani dokunmatiğinde bir hasar var mı? Öncelikle bunu görmek istiyorum. Touch bölümüne geldiğimde burada hemen karşıma bir çarpı işareti ve kare çıkartıyor. Ben bu kareyi tek tek böyle dokunarak geziyorum. Şu an yapmış olduğum işlem gibi. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Şöyle tek tek kareyi parmağımla parmağımı üzerinde gezdiriyorum. Hatta şöyle belki biraz daha iyi çekebiliriz. Şöyle sonra çarpı işaretinde tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi dokunduğum yerler yeşil oluyor. Yani dokunmatiğin algıladığını bana söylüyor. Şöyle bir çarpı yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi bütün kareleri doldurmuş oldum ve buradan da dokunmatiğin aslında çalışıyor olduğunu anlıyorum. Bu menüde yine ekrana bazı renkler vererek ekranda herhangi bir ölü piksel var mı yok mu bunu da anlayabiliyoruz. Örneğin ben buraya red dediğim zaman gördüğünüz gibi ekranı kırmızı bir hale getirmiş oldum. Yine ben buradan yeşil de yapabiliyorum ekranı ya da mavi tonunda yapıyorum. Peki ben bunu ne için kullanacağım? Yine bu da aslında ekranda herhangi bir sıkıntı var mı yok mu bunu anlayabilmek için yaptığımız bir işlem. Buradan diyelim ki ben kırmızı yaptım ekranımı. Direkt bu şekilde ekrana bakarak herhangi bir ölü piksel var mı yok mu daha rahat görebiliyorum. Eğer ekranımda ölü piksel olsaydı nasıl olacaktı? Ekranımda ölü piksel olsa ekranın o bölümü beyaz olacaktı. Beyaz kare şeklinde bir şey olacaktı orada ve ekran orayı hiçbir şekilde kullanamayacaktı. Diyelim ki siz telefondan bir video açtınız. Videoyu açtığınızda orada video hiçbir şekilde oynamayacak, gözükmeyecekti. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Eğer ekranınızda ölü piksel varsa bazen siz göremeyebilirsiniz. Ama ya da telefon alırken, ikinci el telefon alırken de bunu yapabilirsiniz Samsung modellerde. Ekranın çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz için yine yıldız kare, 0 yıldız kare yapıp oradan ekrana tek bir renk verip direkt böyle ekrana bakarak telefonun üzerinde ölü piksel var mı yok mu anlayabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Şimdi dokunmatiğini ben telefonun çok rahat kullandım gördüğünüz gibi. Dokunmatik testini geçti. Yani bu ne demek oluyor? Benim ekranım çalışıyor. Peki ben bu cam kırıldı. Ekranımı değiştirmem gerekiyor mu? Ben asıl bu sorunun cevabına gelmek istiyorum. Şimdi her cam kırılmasında biz ekranı değiştirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Ekranın üzerinde bir cam bölüm var. Bu cam bölümü değiştirerek sizin orijinal ekranınızı telefonda hiçbir şekilde çıkarmadan koruyabiliyoruz ve böylelikle sizin orijinal ekranınız sizde kalmış oluyor. Yani telefonla birlikte orijinal ekranınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Orijinal ekranın avantajı nedir? Renkleri ya da video kalitesini, işte tazeleme hızını hepsi orijinal ekranlarda daha kaliteli bir şekilde yansıtılıyor. Ne yazık ki yansıtılan ekranlarda bazı sıkıntılar doğabiliyor. Nasıl sıkıntılar doğuyor? Örneğin mesela renklerde bazı yumuşak ya da sert tonlamalar olabiliyor. Bu da ekran kalitenizle alakalı. Yani yansanay bir ekran alıyorsanız telefonunuza ya da yaptırıyorsanız gerçekten ekranın kaliteli olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Hani ben 3-5 kuruş biraz daha ucuza gidip
böyle herhangi bir çıkma ekran ya da ucuz bir yan sanayi ekran alırsanız yine kaliteden ödün vermiş olacaksınız. Bu da size ekran kalitenize direkt yansıyacaktır. Şimdi bu cam değişimlerindeki ekran sizde kalıyor dedik. Orijinal ekranınızı muhafaza ediyorsunuz. Bir diğer avantaj ücret avantajı. Yani siz paranızı sadece cama vermiş oluyorsunuz. Bu da çok cüzi miktar. Modelden modele değişen bir miktar. Yine cepmarket.com.tr adresinden girip bu telefon fiyatlarını da görebilirsiniz. Yani demek istediğim şu, eğer sizin telefonunuz darbe aldıysa siz direkt ekranı değiştirmek yerine camınızı değiştirebilirsiniz. Cam değiştirerek yine daha az para ödemiş olursunuz. Orijinal ekranınız üzerinde kalır. Yine zamanında kazanmış olursunuz. Yarım saat, bir saat içinde telefonunuz size teslim edilmiş olur. Şimdi bu A30 modelinde biz ne yapacağız? Biz bu telefonun ekranını camla ayıracağız. Yani camı biz çıkaracağız telefondan. Daha sonra yeni cam gelecek. Ekranın üzerine onu teknisyen arkadaşınız montajlayacak. Montajını yaptıktan sonra biz onu bir makineye koyuyoruz. Makinede o camlı ekran birleşiyor. Aynı bu telefonun orijinal hali gibi oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki camınızı değiştirdiniz. Biz makine kullandığımız için camınız hiçbir şekilde değişime uğrayıp uğramadığı belli olmuyor. Yani siz bir telefoncuya gitseniz bu cam değişmiş mi değişmemiş mi deseniz muhtemelen anlayamayacaktır. Yani herhangi bir görünüm sıkıntısı da olmuyor. Hani ben camı değiştirdim bu belli oluyor mu? Hayır, belli olmuyor. Çünkü biz aynı şekilde camı üzerine basıyoruz. Nasıl ki fabrikadan çıktığındaki görünümü nasılsa yine aynı görünüme kavuşmuş oluyor. Bu konuda sorular çok geliyor bize. En çok işte bugün mesela oldu. Bir müşterimizin telefon camı kırılmış. Ben ekranı değiştirmek istiyorum diyor. Halbuki ekranında hiçbir şey yok. Teknisyen arkadaşlarımız ekranını test etti. Gayet çalışan bir ekranı var. Ama o zannediyor ki ekranın üzerindeki cam tabaka değil de ekran kırıldı. Yani bu çatlaklar aslında ekranda zannediyor. Ama öyle değil. Ekranın üzerindeki cam tabakada oluşuyor bu çatlaklar ve bu çatlakları camı değiştirerek giderebiliyoruz. Tamir işlemlerini tamamlayabiliyoruz. Ekran koruyucu kullandığınızda bile telefonunuz düştüğünde ekranınız, yani ekranın üzerindeki cam ya da ekran çatlayabiliyor. Bu arada şöyle bir şey de çıkmasın buradan. Hani bazı çatlaklar oluyor telefonla. Bu ekran değişimini gerektirebiliyor. Çünkü alttaki ekrana zarar vermiş olabiliyor. Ama biz ekranın dokunmatik testini yaptığımızda, işte piksellerine baktığımızda herhangi bir sıkıntı yoksa biz tabii ki cam değişimini tavsiye ediyoruz. Şimdi teknisyen arkadaşım bu anlattığım olayla alakalı bir telefon getirdi. Gördüğünüz gibi biz SSD model bir telefon vardı. Şöyle kırık camını çıkardık. Ve telefon gördüğünüz gibi şu şekilde göstermek istiyorum. Hiç oynatmamam da gerekiyor herhangi bir ekrana zarar vermemek için. Şöyle. Gördüğünüz gibi telefon şöyle göstereyim kameraya. Şu an ekranı açık. Ekranın üzerinde hiç cam yok. Birazdan ne yapacağız? Biz ekranın üzerine camı monte edeceğiz, yerleştireceğiz. Ve daha sonra camla ekranı birleştirmek için makineye vereceğiz. Makine de bu işlem gerçekleştirecek. Yani sadece şu parçayı değiştirmiş olacağız. Yine bu bizim sabahtan aldığımız bir telefonlu. Yine bu anlattığım A30 modelinde de aynı işlemleri yapacağız. Yani nasıl ki bu SSD için SSD'nin düzeltiyorum camını çıkardığımız gibi yine bu telefonun da camını çıkartacağız. Direkt yeni camı ekranla birleştirmek için makineye süreceğiz. Daha sonra tekrar ekranla telefonu monte edip müşterimize teslim edeceğiz. Emin olun bu işlemlerin sonunda gerçekten gerek ekonomik olarak gerekse performans olarak çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Çünkü neden? Camınız yine orijinal sizde. Daha az para ödemiş oluyorsunuz. Yani herhangi bir ekran değişimine gerek duymuyorsunuz. Yine eskisi gibi telefonunuzu kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet, böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Görüşlerinizi, yaşadığınız olayları yorum bölümüne belirtebilirsiniz. Birazdan ben telefonu teknisyen arkadaşa vereceğim ve
cam basma işlemimiz, yeni cam monte etme işlemimiz başlayacak. Kanalımıza abone olursanız gerçekten çok seviniriz ve videolardan böylelikle daha rahat haberdar olabilirsiniz bildirim olarak. Onun dışında yine sizin de herhangi bir sormak istediğiniz soru olursa yine yorumlar bölümüne ya da Instagram adreslerimize direkt sorunuzu yazabilirsiniz. Bununla alakalı bilgilendirici bir video çekebiliriz. Biliyorsunuz Barış abiyle birlikte sizin sorularınızı böyle videolarla cevaplandırıyoruz. Bugün ben tek başıma böyle bir video yapmak istedim. Cam değişimin neden daha avantajlıdır diye. Umarım dolu dolu bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.